Hoş geldiniz. E, USDC üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USDC üzerinde ölü diyebileceğimiz bir hacim var ama bu çok USDC özelinde değil çünkü piyasa genelinde bu var. E, enflasyon verileri öncesinde, önceki videolarda da açıkladık piyasadaki korku Tabii ki buna sebep oluyor yani piyasaya insan girmiyor işlem yapılmıyor haricinde 4 saatlikteki inanılmaz hareketli ortalamaların açıklığı Aslında bize ciddi bir düşüş geri çekilme ibaresi gösteriyor arkadaşlar Hakeza saatlikte şu an böyle bir durum olmamasına karşın 4 saatlikteki pozisyon gerçekten çok deli bir mesafe. Günlükte zaten hareketli ortalama altına düştük. Özetlemek gerekirse USDC'de genel yön aşağı. Ama burada şöyle bir durum var kısa vade için. Orta vadede bunun tabii ki testi gelecek. Ancak önceki videolarda da belirttiğimiz gibi parantez içerisinde lunç da USDC hareketlerini inanılmaz derecede yansıttığı için arkadaşlar önümüzdeki 4 günde USDC ve lunç pozisyonlarda dayanabilirse Enflasyon verileri açıklandığında piyasaya gelecek güvenle birlikte güzel yön yukarı hareketler yapabilirler Hatta burada USDsi fırsat bu fırsat günler içerisinde ne yapabilir günlükteki hareketli ortalamayı bile alıp son parti bir yükseliş yapabilir. Uzun lafın kısası şu anda direniyor dirence yapışma hareketi var Bu yapışma hareketini hiç değilse 4 gün daha devam ettirmesini umuyoruz ki, e, açıklanacak güzel verilerle piyasanın yön yukarı hareketlerinden faydalanabilsin. Haricinde e, yönü aslında aşağı işi zor kısa vadede diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.